bu ruhsal dedik yolculuk herkese açık olan bir yolculuk. Ve bu zevkli bir yolculuk. insanın kendisini tanıdığı bir yolculuk. İnsanın Tanrı'yla Tanrı tanıştığı, Tanrı'da derinleştiği bir yolculuk. Ve bunun ilk adımı, en temel adımı imandan sonra duadır. Hristiyan duasının özü Tanrı'yı aramaktır. Tüm gerçek duaların ardında Tanrı'nın başlattığı bir sohbet bulunur. Ya Rab içimden bir ses duydum. Yüzümü ara dedin. İşte yüzünü arıyorum. Onu olduğu kişi olarak yaratıcı Tanrı, Rab Tanrı, Yargıç Tanrı, Kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla göklerdeki babamız olan Tanrı olarak tanımak ve kabul etmek için ararız. Onun önünde alçak gönüllü bir şekilde tapınmak, onu sevmek ve ona güvenmek üzere diz çökmek için onunla gizli yerde buluşmayı arzularız ve İsa İsa devam ederek gizlilik içinde yapılanı gören babanız sizi ödüllendirecektir dedi. Arvid Tasker çekilmemiz gerektiği söylenen odayı anlatmak için kullanılan Grekçe sözcüğün Tameyon, hazinelerin saklanıyor olabileceği depo olarak kullanılan odayı anlatmak için kullandığı kullanıldığına dikkat çeker. O halde belki de bunun sonucunda dua ettiğimizde bizi bekleyen hazineler olduğunu söyleyebiliriz duanın gizli ödülleri tabii ki sayılmakla bitmeyecektir. Elçi sözlerini kullanacak olursak Paulus'un sözlerini Abba Baba diye seslendiğimizde Kutsal Ruh bizim yüreğimizle birlikte gerçekten de Tanrı'nın çocuğu olduğumuza tanıklık eder ve onun babalığı ile sevgisi konusunda bize güçlü bir güvence verir. Yüzünün aydınlığını bize gösterir ve bize esenliğini verir. Canımızı tazeler. Açlığımızı doyurur. Susuzluğumuzu giderir. Artık gitim olmadığımızı biliriz. Çünkü baba bizi evlatlık edindi. Artık kayıp çocuklar değiliz. Çünkü baba bizi çağırdı. Bağışladı. Artık yabancı değiliz. Çünkü eve döndük. Evet dostlar. John Stott çok değerli. Bu geçtiğimiz yüzyılın en değerli tanrı adamlarından birisi. İngiltere'de All Souls Kilisesi'nin pastörlüğünü yapmış New York Times'ın yüzyılın en değerli yüz kişisi arasında koyduğu değerli bir Tanrı adamı ve onun bütün yani yorum kitaplarını tavsiye ederim. O hangisini okursanız büyük teşvik alacaksınız. Onun Dağdaki Vaaz'ın Mesajı kitabından size okuyarak başladım dua üzerine. Gerçekten değil mi? Tanrı'da tanrımızın, babamızın yüzünü ararız. Onun bahşettiği bir sohbet vardır maksat onun huzuruna doymaktır, onun huzuruna gelmektir. Onunla zaman geçirmektir. Ve bu bizim ruhsal disiplinlerimizde, içsel disiplinlerin ikincisi olan dua konumuzdur. Evet, dua evet, çok önemli bir disiplin. Öyle değil mi? Hayatımızın belki en vazgeçilmez şeylerinden biri. Yani enteresan olarak ateistler arasında yapılan anketlerde bile onların bile dua zaman zaman dua ettiği ortaya çıkıyor ve yüksek bir oranla ortaya çıkıyor. İnsan olarak yani başlangıçtan beri insanlar hep yüce olanı aramıştır. Kendisinden daha yüce bir şeyin olduğunu hep hissetmiştir ve ona yönelmiştir. Ve dua hayatımızın bu yüzden yani binlerce senedir insanlık var olduğundan beri vazgeçilmez bir parçasıdır. Ama doğru duayı doğru şekilde doğru zamanda nasıl yapabilirim? Beni duaya yönlendirecek Sebepler nelerdir? Onu su dua'da neler yaşarız? Neler yaşamalıyız? Nasıl dua etmeliyiz? Başkaları için nasıl dua etmeliyiz? Kendimiz için nasıl dua etmeliyiz? Duaya ne kadar zaman ayırmalıyız? Ve bunu nasıl bir disiplin olarak görmeliyiz? Yani ruhsal disiplinler ruhsal yolculuğu bize haritasını verir. Tanrıya bir e, e, yönelişimiz var. Ruhsal disiplinlerle bir tırmanışa geçiyoruz. değil mi? Belki bu Himalayalara kadar çıkacak. Everest'e kadar çıkacak bir yolculuk. Hepimiz oraya kadar çıkamayacağız. Hiç kimse sonuna kadar gidemeyecek belki. Yani Mesih gibi olamayacağız hiçbir zaman. Ama o, o doğaların eteklerinde dolaşmak, o, orada yavaş yavaş yükselmek bunlar da gerçekten güzel. Bizi olgunlaştıran, bizi Mesih'in benzerliğinde değiştiren şeyler. Ve dua ederken yazar Richard Foster'ın da altını çizdiği gerçek şu. Yani Mesih'in benzerliğinde dönüştürülmek ihtiyacımızın en derin ihtiyaç olduğunu görürüz diyor. Dua ederken ve Tanrıdan böyle bir his alırız yani oğlum seni biricik oğlumun benzerliğinde değiştirmek istiyorum. Seni terbiye etmek istiyorum. Yani seni yüceltmek istiyorum. Seni olgunlaştırmak istiyorum. O zaman Tanrıya ayak uydurmalıyız. Kendimizi onun ellerine teslim etmeliyiz. Dua'da her zaman bir şeyler istemezsiniz. Değil mi Dua ilk önce dediğim gibi paydaşlıktır. Tanrı'nın huzuruna kendimizi atmaktır. O saati Tanrı'ya adamaktır. Bunu değişik yollarla yapabiliriz. Benim kişisel olarak en çok yaptığım... ...günde düzenli olarak iman ettiğimden bu yana... ...her gün mesela yürüyüş duaları yapıyorum. Çıkıyorum, hem yürüyüş yapıyorum hem dua ediyorum. Ve o saati Tanrı'ya adamış oluyorum. Yani... Tabii ki kardeşlerimiz için dua ediyoruz, kilisemiz için dua ediyoruz, ülkemiz için dua ediyoruz. Yani çevremizden başlayarak, ülkemizden ve en son kendimiz için dua etmek güzel bir disiplindir. Dua ederken bu önemli bir disiplin. Dediğimiz gibi imandan sonra kutsal ruhun bizi yönlendirdiği en temel disiplindir. Diğer paylaşacağımız, yani toplamda 12 disiplinden bahsedeceğimizi söyledik. Yani e, bu 12 disiplin içerisinde belki en temel taşı dua disiplinidir. Ve biz dediğim gibi kutsal ruhun bizdeki başlatmış olduğu işin imandan sonra tövbeyle beraber ilk adım duadır. E, bütün disiplinleri de en üst seviyesine ulaştırmak için duada diğer disiplinlerde bizim bir katilitör gibidir. Değil mi? motoru yağlarsınız değil mi? yağ olmadan motor çalışmaz. Onun gibi diğer disiplinlerde de mutlaka dua ile o disiplinler dua'nın o disiplinleri eşlik etmesi gerekmektedir. Evet. Duada yaşadığımız en önemli sır, en önemli gizem şudur. Bunu yani kendi iç dünyanızda da kendinizi sınayın. Yani ben kendime dönüp baktığım zaman geçmişime bazen şunu diyorum yani. Aslında hayatımda en güzel geçen o zamanlar belki de Tanrı'nın huzurunda geçirdiğim zamanlardı diyorum. Yani o ruhsal bu ruhsal alem herkese açık değil mi? Yani iman ediyoruz, kiliseye gidiyoruz. İşte bunun için gidiyoruz. Tanrı ile beraber olmak için, kardeşlerimle beraber bir araya gelip Tanrı'yı yüceltmek için. Ve bize en büyük örnekler yine kutsal kitaptan örnekler var değil mi? İsa Mesih'in kendisi. Bazen diyor sabah erkenden kalkıp dua etmeye gidiyordu. Günün en güzel saatini duaya, Tanrı'yla baş başa zaman geçirmeye ayırıyordu. Onu kral yapacaklarını bildiği için diyor mesela daha karşı dediğim ıssızlığa kaçıyor. Bazen bütün geceyi diyor dua ederek geçirmişti. Geçirdi diyor İsa Mesih için. Ha o zaman şurada bir şey karşımıza çıkıyor. Çünkü bir gerçeklik dua ederken duanın özünde sürekli Tanrı'dan bir şey istemek yoktur. Tanrı'yla baş başa zaman geçirmek vardır. Ve biz dua ederken yani doğası değişmeyen Tanrı'nın doğasını değiştirmeye çalışmıyoruz Ayşe demek ki. Ama biz değişiyoruz. Tanrı bizim yüreğimizi görmek istiyor. Bizim düşüncelerimizi, bizim isteklerimizi görmek istiyor. Ve biz Tanrı'ya yöneldiğimiz zaman değil mi? Tanrı bizi içten dışa değiştirmeye başlar. O isteğimiz Tanrı'ya uygunsa değil mi? Bu istek zaman alan bir istektir. Tanrı'dan yani zaten dünyasal şeyler istemememiz için yani İsa bizi uyarır. Tanrı bizim dünyada neye ihtiyacımız olduğunu bilir. Biz daha istemeden onu bilir ve vermek için bizi hazırlar. Onu da tabii ki Tanrı'ya ileteceğiz. Şükranla ve alçak gönüllülükle Tanrı'ya sunacağız ama tabii ki en başta istememiz şey, istememiz gereken şey Tanrı'nın yüceliği, onun adının kutsal kılınması. Ve Tanrı bizi bu egemenliğinde kullanmak için hazırlar. Matta 6'daki Rabbin duasının peşinden değil mi? kaygılanma bölümü gelir ve orada der ki İsa Mesih, siz ilk önce Tanrı'nın doğruluğunun ve egemenliğinin peşinden gidin. O zaman diğer bütün kaygılan ihtiyaçlarınız da size verilir. O bizim bir bu öyle büyük bir prensip ki yani Tanrı'nın doğruluğunun ve egemenliğinin peşinden gitmek, bütün bu ruhsal disiplinlerin de mihen taşı gibidir. Özellikle ıssızlık ve sadelik konusunda bu ayete geri döneceğiz ama her zaman bu ayet bizim rehberimiz olmalı. Tanrı'nın doğruluğunun peşinden gitmek, Tanrı'nın isteğinin gözünde doğru olanı yapmak. Değil mi? Tanrı bize ke bizi kendisine çağırıyor. Tanrı bize kendi yüreğini açıyor, kendi yüreğini sunuyor. Yani dünyada bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Başımıza gelebilecek daha güzel bir aa, o saati daha güzel bir şey yapamayız. Yani dua her şeyin özünde vardır. Bütün ibadetin özünde vardır, Tanrı'ya kulluğun özünde vardır, ruhsal disiplinlerin özünde dua vardır. Martin Luther'e bakalım. Mesela Martin Luther günde üç saatini dua etmeden başlamazdı. Yani günde üç saatini dua ile geçirirdi. Dua etmeden günde başlamazdı. Üç saat. Yani büyük devrimleri yapmak, insanların hayatını bu kadar etkilemek, kiliseyi bu kadar kökünden düzeltmeye kalkmak değil mi? Kolay bir şey değil. Sonra John Wesley, benim en çok etkilendiğim insanlardan biri, çok hayran olduğum insanlardan biri. Yani 18. yüzyılda tek başına neredeyse yani İngiltere'yi dize getirmiş bir tanrı adamı. Yani Oxford'da kendi kardeşiyle beraber kurmuş oldukları bir kulüp var, metodistler. Yani e, hayatında birçok e, görevler de yapmış. Yani Tanrı hizmeti anlamında çok başarılı olamamış ilk başlarda. Ama Tanrı'dan ve Tanrı hizmeti asla vazgeçmemiş. Ve Tanrı onun kutsal ruh böyle sıktığı zaman gerçekten o yüreğinde bir ateş hissediyor ve ondan sonra işte bu metodist akımı tekrar başlatıyor İngiltere'de. Ve diyorlar ki yani at üzerinde 2 milyon kilometre yol yapmış. Hiç attan inmeden kasaba kasaba köy köy e, dolaşarak insanlara müjdeyi duyurmuş. Dediğim gibi İngiltere'yi dize getirmiş. O kadar çok insanları kurtulmasına vesile olmuş kiliselerin açılmasına, vaftizlere ve kurmuş olduğu sistem var. Yani vaizler yetiştiriyor. Dünyayı bile değiştirebilirim diyor. Bana 10 tane sağlam vaiz verin. Tanrı'dan başka hiçbir şey düşünmeyecek. Ee, ve bu can vezdi günde 2 saatini... ...duaya adardı. Yani... ...bakın ruhsal disiplinden dediğim gibi... ...özünde dua var. Biz tabii ki günde 2 saatimizi, 3 saatimizi... ...buna ayıracak durumda olmayabiliriz. Ama günümüzün lütfen yani bu öz denetimi yapalım. Önemli bir kısmını düzenli olarak her gün dua saati yapalım. Bunları söylerken ben yani yasacı olmak için, kuralcı olmak için bunları yapmazsanız işte kurtulamazsınız. Bu, bunun için yapmıyoruz. Birbirimizi teşvik etmek için yapıyoruz. Pazar günleri insanları değil mi? Kardeşlerimizi mesela kiliseye davet etmiyor muyuz çevremizdekileri? Birbirimize teşvik vermek için değil mi? Dua da böyle. Birbirimizi dua ve ruhsal konularda da teşvik edelim. Diğer disiplinlerde de teşvik edelim. Size Soren Kierkegaard'dan bir şey okumak istiyorum. Kendisi Danimarkalı bir filozof. Yani varoluş, varoluşçuluğun var, babası olarak kabul ediliyor bir kısım tarafından. Varoluşçuluk tabii e, karışık bir konu ama önemli bir filozof ama imanlı bir aynı zamanda ve şöyle diyor. Dua eden adam ilk önce duanın Tanrı ile konuşmak olduğunu sanır. Ancak giderek sessizleştikçe duanın dinlemekten ibaret olduğunu görür. Ne kadar işte yani ruh gözü açık olarak değil mi? Tanrı ile olan ilişkisini ortaya koyuyor. Yani duada neler yaşadığını bizimle paylaşabiliyor. Bu ruhsal dedik yolculuk herkese açık olan bir yolculuk. Ve bu zevkli bir yolculuk. İnsanın kendisini tanıdığı bir yolculuk. İnsanın Tanrı'yla Tanrı tanıştığı, Tanrı'da derinleştiği bir yolculuk. Ve bunun ilk adımı, en temel adımı imandan sonra duadır. Ve duada dediğim gibi mesela İsa Mesih bütün gece dua ediyordu diyor ayet. Bütün gece bir şeyler mi istiyoruz istiyordu Tanrı'dan? Biz dua ettiğimizi sürekli bir saatimizi duaya ayırdık diyelim. söyle bir şey istemeyeceğiz. Tanrı bize öğretecek. Kutsal ne olacak. Değil mi? Yani İçimizden çıkartamadığımız diyor değil mi? Sırlarımızı bile iniltiyle bize eşlik eder kutsal ruh. Romalılar 8. bölümü düşünün. Kutsal ruh bize eşlik etsin buna izin verelim. O saati Tanrı'ya adayalım. Nerede rahat ediyorsak orada yapalım duayı. İsa Mesih iç odalarınıza gidip kapıyı kapatın gizli olan babanıza dua edin dedi. Ama kendisi dağlara da gitti. Hem ıssız yerlere de çekildi. Deniz kenarlarına gidebilirsiniz. Parklara gidebilirsiniz. Bunun için bazı yerler yüreğinize Rab koyar. Mesela bizim orada bir park var. Rab özellikle bana orayı göstermişti. ya orayı, ve oraya sık sık oraya gidiyorum. O çevrede oluyorum. Richard Foster'ın bir bu dua konusunda bahsettiği bir de şefaat duaları var. Buna bazen bazı çevirilerde yakarış duaları diye de çevriliyor. Ama o biraz sözlükten direkt çeviri yapıldığı için oluyor. Aslında özünde yani şefaat duası. Yani başkaları için yaptığımız dualardan bahsediliyor. Bu dualarda da yani nasıl İsa Mesih öğrencilerin nasıl dua edilmesi gerektiğini öğretti. Yani dua öğrenilen bir şey. Değil mi? Öğrenciler sordu İsa Mesih'e bize dua etmeyi öğret, öğret Rab dediler. O da öğretti. Biz de kendimiz iç dünyamızda Richard Foster'ın bize verdiği e, öğüt bu şekilde. Yani duaları biraz deneme yanılma, yanılma yapabiliriz. Yani şu şekilde dua etsem daha yani Tanrı'ya uygun mudur? Daha cevap alabiliyor muyum? Gibi Özellikle başkaları için dua ederken de şunu fark ettim diyor. Yani benim değil senin isteğin olsun edasıyla başkalarına dua etmeyin diyor. Hatta yani o kişi için mesela şifa için mi dua istiyorsunuz? O kişinin mesela iyileştiğini hayal ederek dua edin. Hayalinizi de, hayal gücünüzü de duaya hizmet çıkılın. O da eşlik etsin duaya. Yani hayal gücümüz gerçekten önemli. Bunun üzerine yine başka disiplinlerde de konuşacağız. Ee, ve o kişi için mesela evlilik bozulmakta olan birisi için dua ediyorsunuz, onları tekrar mesela huzurlu, sevinçli, tekrar birleşmiş olarak hayal edip o şekilde e, direkt dua edin, isteyin Tanrı'dan. İmanla istemek çok önemli. Um, Duayı, da, duayı karmaşık hale getirmemek de çok önemli değerli dostlar. Yani sadelik çok önemli. Duada yani baba, mesela çocuklar değil mi gelirip babasından sade bir şekilde bir şey isterler. Onu yani böyle allandırıp budaklandırıp işte böyle işte yağcılığa girip falan bu şekilde değil. Evet, net bir şekilde sade bir şekilde isterler. Biz de Tanrı'nın önüne biraz öyle gelmemiz daha uygun olacağını düşünüyoruz. Yani tabii ki hamdolsun kutsal yazılarda çok dua örnekleri var. Yani Paulus'un duaları beni çok etkiliyor. Aynı şekilde tabii ki e, İsa Mesih'in Rabbin duası var. Ve bize bir şablon veriyor değil mi Rabbin duası? Ey göklerdeki babamız adın kutsal kılınsın. Yani Tanrı'yı yücelterek başlamak duaya asıl o saatin ona ait olduğunu dünyanın her şeyin ona ait olduğunu onu yüceltmek için var olduğumuzu ve bunu söylerken aslında değil mi kendimizi de yani gökte oluyor yeryüzünde senin istediğin olsun derken hani kendimizi de ona sunuyoruz bizi egemenliğinde kullan diye Tanrıya sunmuş oluyoruz ve Tanrı'nın istediği de bu ee, en başta ondan sonra devam ediyor değil mi ee, gündelik ekmeğimiz var doğru gündelik ihtiyaçlarımızı her türlü ihtiyacımızı da Tanrı'dan Tanrı önüne getireceğiz çünkü her şeyin kaynağı odur ee, cömert olan odur verecek olan odur. Ondan sonra bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi affetmek Hristiyan'ın en büyük deme insanlığa vermiş olduğu erdem, hatırlatmış olduğu, göstermiş olduğu erdem. Bunu yaşamak ve bunu Tanrı'ya sunmak, onun da ondan da bağışlanma beklemek değil mi? Bir tövbe içeriyor yine duanın özünde bu var. Ondan sonra ayartılmamıza izin vermek. Yani iblise karşı mücadelemiz, benliğe ve dünyaya karşı vermiş olduğumuz mücadelede Tanrı'dan gelecek güce ihtiyacımız var. Peki o gücü nasıl alacağız? değil mi? Tanrı'yı unutursak, dua etmezsek, kutsal yazılar okumazsak sadece imanla bu yolda yürümek, değil mi? Bizi eninde sonunda düşmemize sebep olacaktır. İman zaten dediğim gibi duayı ve Tanrı ile ilişkiyi doğurur ve bunu kutsal ruha kendimize kendimizi bıraktığımız zaman zaten benim size bir şey söylemem gerekmiyor. İman eden herkes, değil mi? Tanrı yolunda yürümeyi az çok öğreniyor. Ama biz burada tabii teşvik vermeye çalışıyoruz. Size başka bir başka bahsetmek istediğim e, kitap e, şöyle bir e, kitap okumuştum bir Rus gezgincinin anıları şöyle tutayım bir Rus gezgincinin anıları e, bu kitap bir Rus aslında bir keşiş, bir e, gezgin gezginciden ziyade e, bir derviş gibi düşünebilirsiniz Hristiyan bir derviş e, 18. yüzyılda sanırım ya da 19. yüzyılın başlarında e, adı verilmiyor ama hatıralarından yola çıkarak bir e, papazlar tarafından sonraki yıllarda bir kitap haline getiriliyor. Ve o, o onun gezdiği yollarda yapmış olduğu bu duanın sırrına ermek için e, aslında kendini Hani yollara veriyor. Ve e, kutsal yazılardan okuyarak, danışarak, gittiği kiliselerdeki papazlardan öğrenerek e, ve e, filop Kaliya adında bir kitap var ki bu Ortodoks kiliseler için çok önemli, değerli bir kitap. Hatta kutsal kitaptan sonra en çok başvurdukları bir kitap olduğu söyleniyor. Bu kitabı bulup satın alıyor bir şekilde ve o, orada o kitabı kendisini vererek duanın sırrına ermek ve oradaki yapmış olduğu ruhsal yolculuğu anlatıyor bu kitabında. Bunu da okumanızı tavsiye ederim. Rusların, işte bu Ortodoksların Rab'bin duası dedikleri, Ey, Rab İsa Mesih bana merhamet et duasını, günde işte belli oranlarda tekrar ederek, nasıl Tanrı'yla beraber olmak... ...onunla birleşmek, yani ben babada, siz bende, ben, ben sizde diyor, tam bir bütünlük olur. Bunu yakalamaya çalışıyor. Yani tabii biz bunu yapmak zorunda değiliz ama bu kitabı okumak bile... O yolculukta nasıl nerelerden geçtiğini bu kişinin ve Tanrının hayatı nasıl mucizeler gösterdiğini görmek hoşuma gitmişti yine buna benzer sık sık yorum kitaplarında bu kutsal kitaba yorumlarından Hristiyanlığın işte bu temellerini anlatan kitaplarda sık sık karşımıza çıkan Frank Lowback diye bir misyoner zamanında Amerika'da doğmuş ve birçok ülkelerde hizmet etmiş ama özellikle Kanada'da kendisine Rab'be verdiği, o ruhsal, e, Tanrının, o ruhsal yolculukta Tanrı'nın huzurunu pratike ettiği anları anlattığı bir, e, onun huzurunu pratike etme e, diye bir başlığı altında bir kitabı var. Zannediyorum Türkçe'ye de çevrildi. Aynı kitabı, bu kitabı toparlayanlar e, Lobak'tan yüzlerce yıl önce yaşamış, Brother Lawrence, kardeş Brother Lawrence yani bir Katolik ahçı aslında kendisi çok yani eğitimli olmayan birisi ama düzenli dualarla gün içerisinde yapmış olduğu bir anda Tanrı'nın huzuruna çekilerek Tanrı'ya o anı Tanrı'nın Tanrı huzurunda geçirerek yapmış olduğu dualarla gününün nasıl bereketlendiğini anlatıyor. E, mektuplarında bu mektuplar daha sonraki yıllarda toparlanıyor ve bu ikisi Tanrı'nın huzurunu pratik etmek adı altında bu iki farklı kişinin anlattığı şeyler aralarında belki 250 sene fark var belki daha fazla 300 sene fark var ama birbirlerine çok yakın şeyler yani bu Tanrı'nın bizi bize sağlamış olduğu ruhsal yolculukta bunun gerçekliğini gösteriyor gerçek olduğunu gösteriyor ve burada bizim de bu yollardan geçebileceğimizi gösteriyor Frank Lobach'ın... Yıldırım Dualar adını verdiği bir dua sistemi var. Bu Yıldırım Dualar birçok kez biz de bunu deneyimleyebiliriz. Nedir bu? Mesela o an yolda giderken karşısına çıkmış olduğu gözünü iliştiği insanlara o an yani işte Yıldırım Dualar adı üzerinde hemen dua ediyor. Bazen beni, bunu ben de yapıyorum. Yani bu istemsiz aslında kutsal ruhun yönlendirdiği bir şey olduğunu fark ettim. Çünkü ben bunu bu kitabı okumadan önce de yapıyordum. Yani metrobüste giderken bile ya da yolda yürürken birisini görüyorsunuz. Değil mi? O an o kişi için Rabb'e dua edebiliriz. Ve diyor ki e, lo bak, eğer diyor, bütün diyor ülke diyor ulus diyor bu şekilde dualar etsek diyor hepimiz sürekli birbirimize. O zaman diyor ulusun değil mi? Atmosferi bile değişebilir. O ruhsal atmosfer bile değişebilir ki değişir. Çünkü bizler ruhsal bir savaşın içerisindeyiz. Değil mi? Efesler 6. bölüm bunu çok net şekilde ortaya koyuyor. Ve Tanrı bu ruhsal savaş içerisinde Bizim bütün silahları kuşanmamızı ve duayla değil mi? Bu savaşta o ruhsal kaleleri yıkmak için, iblisin kalelerini yıkmak için mücadele etmemizi bekliyor. Biz yani lobah gibi olmak zorunda değiliz ama hepimizin Tanrı'dan almış olduğu bir armağan var. Ve bu armağanını değil mi? Dua ile taçlandırabiliriz ve dua ile ortaya çıkartabiliriz ve dua bu armağanların en en önemli bir tanesi de duanın kendisi. Yani Tanrı bizim gibi topraktan yarattığı, geçmişi olmayan, hiçbir bir taraftan baktığı zaman hiçbir değeri olmayan varlıkları, değil mi? Ama sonsuz yüceliğine, sonsuz güzelliğine çağırıyor. Bize değer verdiği için, bizi sevdiği için. O zaman Tanrı'nın bu çağrısına kulak vermeliyiz. Ne? Ve ne diyor İsa Mesih? İştenlikle tapınanların babaya ruhta ve gerçekte tapınacakları saat geliyor. İşte o saat şimdidir. Baba da kendisine böyle tapınanları arıyor. Tanrımız böyle içten yürekten tapınanları, bu yani ruhsal savaşta mücadele edenleri arıyor. Değerli dostlar, bu disiplinleri kuşanalım, öğrenelim. Dua üzerine yani yüzlerce, binlerce kitap okuyabilirsiniz. Paulus'un dualarını çıkartıp notlar alabilirsiniz. Yazar özellikle not almayı salık veriyor, tavsiye ediyor. Dua konusunda da daha iyi dualar yapabilmek için Pavlus'un dualarından örnekler çıkartabilirsiniz. Kendi içinizden geldiği şekilde yazabilirsiniz. Dua edebilirsiniz. Bunları paylaşabilirsiniz. Ve biraz kendimizi duaya verebiliriz. En azından günümüzün, haftamızın belli saatlerini Tanrı'ya ayır, ayırırsak, yani göklerin açıldığını ve Tanrı'nın birçok bereketler üzerimize indirdiğini net bir şekilde göreceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda yine bir disiplin daha karşısına gelmek üzere efendim. Esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.